Zaten yazım kötü olduğu için bir de kalın kalemle hiç okuyamıyorum. Kendim bile okuyamıyorum yazdım, o yüzden değiştirdim. Bir köklü sayılar sorusu geldi şimdi. Rasyonel sayılardan bir tane soru geldi. Üslü sayılardan bir tane soru geldi. Şimdi sırada köklü sayılar problemi var. Köklü sayılar probleminde de aynı şekilde kesinlikle kökün içinden çıkabilecek bir şey varsa hemen çıkarmak için acele etmiyoruz. Yavaş yavaş çıkartıyoruz. Şimdi köklü sayının içinde 80 var. Buradan başlayacağız soruyu çözmeye. Çünkü burada eksili ifadeler, artılı ifadeler. Burada çok yapacak bir şey yok. Önce şurayı çevirip şu paydadan kurtulmaya çalışacağız. Sorumuzu dikkatli okuduk. İşlemin sonucu kaçtır dedi. Bizi çözdü. 80 bildiğimiz gibi kök üzeri 16 çarpı 5'tir. Yani 4 kök 5 olur. Burada 16'yı kökün dışına çıkardık sadece. 4 kök 5 ifadesi. Yani sorumuz şu anda şu şekle geldi son haliyle. 4 kök 5 eksi 4 bölü kök 5 artı 1 oldu. Eksi kök 5 diye devam ediyor sorumuz. Şimdi devam ediyorum ben de aynı şekilde çözümü yapmaya. Burayı 4 parantezine alırsanız 4 parantezinde kök 5 eksi 1 bölü kök 5 artı 1 olur. Kök 5 eksi 1 ile bunu genişletiyoruz. Neden genişletiyoruz? A artı B, A eksi B çarpıldığı zaman A kare eksi B kare olur biliyorsunuz. Böylece kök 5'ten kurtulmuş olurum. Burası 4 parantezinde kök 5 eksi 1'di pardon. Burası 4 parantezinde kök 5 eksi 1'in karesi oldu. Genişlettiğim zaman şu 4 şurada pardon şöyle oldu. Bölü aşağısı da 5 eksi 1 oldu. Son halini getirelim. Kök içine alıyoruz. Yukarısı gördüğümüz gibi kök 5 eksi 1 ile genişletmiştik. 4 parantezinde kök 5 eksi 1'in karesi bölü aşağısı da 4 oldu. Bu dörtler birbirini götürür. Kök 5 eksi 1 karesi karekök içinde. Bu iki ifade birbirini götürüyor. Yani kök 5 eksi 1 eksi kök 5 eşittir kaçtır oluyor sorumuz ve basitçe eksi 1 diyebiliriz.